Siz benimle bir şey mi konuşmak istiyorsunuz? Evet oğlum. Yani Nurhan teyze sen değil. Siz. Eylül'le birlikte öyle mi? Evet. Duyman gereken şeyler var. Hem de önemli şeyler. Bizim seninle konuşacak bir şeyimiz kaldı mı? Daha da önemlisi. Biz diye bir şey kaldı mı? Oğlum. Bak bir dur. Sakin ol. Bir otur soluklan. Bilmediğin çok şey var. Hem sen söyle bakalım, senin bizimle konuşmak istediğin mesele ne? Geberteceğim ulan seni. Öldüreceğim. Yapma Yaşar. Elini ayağını öpeyim acı bana yapma. Sen kızıma acıdın mı lan? Ha? Kızıma zarar verirken acıdın mı? Ya, tamam Yaşar baba bak. Ne istersen yapacağım. Allah aşkına indir şunu be. Bu kız da bir ananın evladı dedin mi ha? Bu kız da bir babanın en değerlisi dedin mi ha? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun şöyle geçin. Ay 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 Allah Allah Allah. Ay! Ay Saadet ablacığım. Nasılsın? Ay. İyiyim, iyiyim. Ay 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 ay. Kusura bakmayın. Vallahi komşularla oturuyorduk. Kızımın hasretine dayanamadım. Topladım herkesi geldim vallahi. Kusura olur mu? Başımızın üstünde yeriniz var. Hanımlar, hepiniz hoş geldiniz. Burası sizin eviniz de sayılır. Ay Firdevs Hanımcığım merhaba. Kaderde dünür olmak da varmış. Nasılsın? Ay Allah. Ay. Leyla hayırlı uğurlu olsun. Bir yastıkta kocayı. Böyle çifter çifter oğlanlar doğru inşallah. Çok sağ olun. Ay anne görüyor musun şunları? Çekirge sürüsü gibi doluştular eve. Ay başım çok fena oluyor Gülsüm tut beni. Ay evi nereden gezmeye başlıyoruz? Ha? Sonra da çeyizini açarız hep beraber ha? Hadi. Hanımlar çıkarın siz de üstünüzü başınızı hadi. Abla anneme gitmeyelim dedim. En azından Sabriye teyzeler gelmesin dedim. Ama dinletemedim. Olsun Denizciğim onlar bizim komşularımız. Önemli değil. Gelecekler tabii. Hadi git sen de. Şöyle boş şuraya koy alırlar. Ver. Alırlar. Merak etme. Hoş geldin. Leyla'nın ailesini merak ediyordun. Gör işte Gülsüm, gör. Gerçekten eşsiz bir çalışma. Bu eseri yıllar önce yurt dışında bir sergide görmüştüm. Açıkçası heykel sanatıyla ilgilendiğinizi hiç düşünmezdim. Doğrusu çok etkilendim. İş dışında başka bir şeylerle ilgilenmek beni rahatlatıyor. Kesinlikle. Abim sanat tutkunudur. Hatta bu eserin sanatçısıyla eski bir dostluğu bile vardır. Adanalıydınız değil mi? Evet. Adana mutfağı da ayrı bir sanat. Son yıllarda gastronomiye karşı ilgim var da. Aa öyle mi? Benim eşim de Antepli. Desenize sizin evde de her akşam ziyafet var. Akşama birlikteyiz nasıl olsa. Yemeği biz de yeriz. Ziyafet mi değil mi siz karar verirsiniz. Sabırsızlanıyorum. Dışarıda her gün aynı restoranlarda aynı yemekleri yemekten o kadar sıkıldım ki.
Ev yemeği ilk önceliğim oldu artık. Kesinlikle aynı fikirdeyiz. Kesinlikle. Gel. Dosyaları getirdim efendim. Harika zamanlama. Buyurun, toplantıdan önce bir bakalım. Tabii. Fırat. Önünüzdeki dosyada tüm detaylar incelikle hazırlanmış bir rapor var. Teklifler de içinde. Kocanla Yaşar amcayı gördüm. Ne? Babanla Kore'yi mi gördün? Hayır olsun inşallah. Önce hararetli konuşuyorlardı. Sonra binip bir arabaya gittiler. Ne yapıyorlardı yavrum peki? Ya bilmiyorum. Ben onları uzaktan gördüm. Sizin şu sağlık ocağının aşağısındaki parkta. Senin ne işin vardı ki orada? Seyfo'nun kuzeni bu civarlarda oturuyor. Onun yanına kalmaya gitmiş. Ben de onu almaya gelmiştim. Ne konuşuyorlardı? Ne konuştuklarını duymadım. Ama şüpheli hareketleri vardı. Sanki Yaşar amca Kore'ye kızıyor gibiydi. Yani zorla arabayı bindirdiği gibi geldi bana. Hayır olsun, hayır olsun. Siz bir oturun, ben bir Yaşar'ı arayayım. Ne konuşuyorlardı acaba babanla Koray? Kocanı arayıp sorsana. O sana ne olduğunu söyler. Aç hadi Yaşar, aç. Neredesin? Allah'ım inşallah Yaşar'dır. Kızım. Yaşar. Aa. Melek senin ne işin var burada? Yağız burada mı? Çekil. Aa ne? Melek Allah aşkına sakin ol bir dur. Dangır dungur. Ne işin var senin burada? Seni burada bulacağımı biliyordum. Sen ne yaptın Yaşar baba? Sen ne yapıyorsun ya? Az öncekini havaya sıktım. Ama bir sonrakini bacağına sıkacağım. Belki omuzuna. Ciğerine. Yapma. Bak sonra çok pişman olacaksın ama iş işten geçmiş olacak. Yapma diyorum. Sana kolay ölüm yok Koray Efendi. Kalk ayağa. Ya bak. Boşu boşuna bana bu ızdırabı yaşatıyorsun. Yemin ederim ben Eylül'e elimi sürmedim. Ben bir şey yapmadım, masumum. İtiraf et. Ne haltlar yedin anlat. Yaşar baba masumum diyorum ben. Yalan söyleme. Her şeyi öğrendim. Sen o pis ellerinle benim kızıma nasıl zarar verirsin ha? Yalan. Vallahi yalan. Hepsi iftira. Ben onu koklamaya kıyamazken sen o pis ellerinle ona nasıl zarar verirsin? Kör talih bize dönmedi. Bize nereden kadifesine bak, şunun kalitesine bak. Aa saate bakar mısın? Hepsi birbirinden güzel. Bu kadar şaşalı ev. Aman ya Rabbim. Ablam bakar mısın şuranın detaylarına bakar mısın? Gördün mü sen altın takmışlar kıza? Böyle kalsın. Ay, ay şu mobilyalara bak başlığımızda. Ay, yok kız bayağı da rahat. Rahat kız Allah canına almasın. Ay, ay vallahi salonda hangar gibi maşallah. Ay vallahi ay burası bu kadar büyükse evi gezmeye ancak akşama bitiririz ayol. Aa evi bize kim gezdirecek? Leyla? Gülsüm, çocuğum
Sana zahmet olmazsa misafirlerimizi gezdirir misin? Ay tabii babaanneciğim, büyük bir zevkle. Anne, bana da eğlence çıktı vallahi. Buyurun hanımlar, buyurun. Önce gezmeye mutfaktan başlayalım. Ne oldu? Babaanne. Ha, ne olur kusura bakmayın. Geleceklerinden haberim yoktu. Annem haber vermedi gelirken. Telaştan unuttu herhalde. Sen niye eğilip bükülüyorsun? Ben sana hayatta dimdik dur demedim mi? Dimdik dur. Burası senin evin. Annenin de arkadaşlarının da başımızın üstünde yeri var. Tamam? Aa, unuttum. Kezban. Buyur hanımım. Evladım, misafirlere ikramlıkları çıkarıver hadi. Hemen hanımım. Ben de yardım edeyim. Deli kız. Deli kan. Anne, efendim? Ben dayanamayacağım, patlayacağım artık. Nedir bu kadınların hali, görgüsüzler? Evi yağmalayacak gibi bakıyorlar. Bir nevz. Ayıp değil mi? Aşağılama insanları. Sen nereden geldin? Biz nereden geldik? Unuttun mu? İnsan aşağılamak sana yakışıyor mu hiç? O senin dünürün, öbürleri de arkadaşları. Ha bu arada, ben olsam tez elden kaynaşırdım. Bir ömür yüz yüze bakacaksınız, unutma. Yapma. Kezban, neredesin Kezban? Getir şu ilaçlarımı Allah aşkına. Evet hanımlar. Bilmiyorum Trabzanlar dikkatinizi çekti mi ama bunlar ta İtalya'dan. Ben de tahmin ettim. Ya Paris'tir dedim ya İtalya. Demek dekorasyona siz de düşkünsünüz döndü hanımcığım. Tabii canım. Como Gölü'nün kıyısındaki ağaçlardan yapılmış. Hani George Clooney var ya, George Clooney. Onun evinin etrafındaki ağaçlardan. Kim bilir, belki de bu ağaçlardan birine sevgilisinin adını kazımıştır George. Bakacağım. Kız dokunma, çizersin. Sonra evini satsan bu tahtanın tekini alamazsın ha. Daha dur, yukarısı var. Hadi, hadi yürüyelim. Sağ ol Gül. Annemle arkadaşlarını evi gezdirdin. Sana da zahmet oldu. Ay canım benim, ne zahmeti. Benim için büyük bir zevk. Hadi kızlar. Güzel. Projenin tüm detayları bunlar. Eklemek istediğiniz ya da talepte bulunmak istediğiniz başka bir şey varsa buyurun. Hayır hayır. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. İşinize ne kadar titizlendiğiniz belli. Tam bir profesyonelsiniz. İsterseniz şimdi inşaatı gezelim. Tabii ki. Buyurun. Sanırım sonra şirkette işimiz bitecek. Doğrusu eşiniz ve ailenizle tanışmak için sabırsızlanıyorum. O güzel yemekleri yemek için de tabii. Yalnız 2 dakika müsaadenizi istesem. Bir saniye. Çiğdem Hanım, bir bakar mısınız? İnşaattan sonra diğer departmanları da gezeriz. Bir de vanilya aromalı espressomuzdan size ikram edelim. Eminim çok beğeneceksinizdir. İtalya'dan gelirken getirmiştim. Gel. Çiğdem Hanım, Haluk Bey'e eşlik eder misiniz lütfen? Abi sen nasıl bir adamsın ya? Heykelden girdin, Adana'dan çıktın. Aklını aldın resmen adamın. İşi bağladın bile. Fırat, sen ol. Hiçbir imza atılmadan bu kadar emin olma. Saçma sapan işler. Sahi. Abi bu bulgurlar ne ya? Adam görecek diye ödüm koptu vallahi. Leyla'nın işleri. Yeni evlenince mi ne yapılıyormuş? Bir de not yazmış. Yuvaya bereket gelsin diye. Az kalsın işi sarpa saracaktı ya. Bereket diyor hala bana. Oo, tam sendeki işler o zaman ha. Fırat. Sululuk yapma. Tamam. Neyse ya.
Haluk Bey'e ben eşlik edeyim. Şimdi yalnız bırakmak olmaz değil mi? Sen de evdekileri ara. Durumu haberdar et. Yemekleri yapsınlar. Her şey dört dörtlük olsun. Tamam, sen merak etme abi. Güllü annem her şeyi halleder. Gel. Haluk Bey, hazırsanız çıkalım. Buyurun. Tabii. Buyurun. Sana layık değil ama güle güle kullan. Bak, şuradaki nevresimleri de Mukaddes'le Aynur getirdi. Ne zahmet ettiniz Sabriye teyzeciğim. Çok güzel, teşekkür ederim. Güzel kızım, ellerine sağlık. Gördün mü? Nasıl da eve bayıldılar. Sabriye vallahi hasedinden çatladı. Anne, duyacaklar. Kız tamam, sen onu boş ver de geceyi anlat. Ne yaptınız? Ha? Anne. Ne demek anne? Kızım söylesene. Allah Allah, utanacak bir şey yok ayol. Ben senin annenim. Hadi söyle hadi. Oldu mu o iş? Allah'ım ya Rabbim. Şunların rezilliğine bak. Ay. Anneciğim, gelmiyor Hı. musun? Tamam, ben geleceğim. Şu kenar mahalle güllerini gördükçe benim asabım bozuluyor. Ay anne, vallahi ben çok eğleniyorum. Hı. Leyla'yı gördün mü? Anasını kenara çekmiş, kesin bizi çekiştiriyor Sıska. Aman. O önce kendi tipine baksın. Rezil. Anne, Mirza abim eğer burayı böyle görürse kıyameti koparır vallahi. Keşke, keşke. Gelse de görse aldığı kız neymiş bir anlasa. Dur şimdi Fırat. Seninle hiç uğraşamam. Burada eğlence büyük. Anne, ne sıkıştırıyorsun ablam ya? Ya Deniz, beni bir kurtar. Bana bak, vallahi sorularıma cevap vermeden kimse seni elimden alamaz. Şişt, çeyizindeki geceliği giydin mi? Gece ne oldu anlatsana. Anlat çocuğum, Allah Allah. Kız yoksa Mirza seni otele mi götürdü? Anne lütfen üstüme gelme. Mirza uyudu, ben de uyudum. O kadar. Aa, ne yani? Hiçbir şey olmadı mı? Anneciğim, Mirza çok çalışıyor. Bildiğin gibi değil. Ben de görüyorum. Saadet Hanım bile bu kadar çok çalıştığı için kızıyor. İyi de çocuğum, bu sizin ilk geceniz. Aa. Neyse, ben Kezban'a yardım edeyim de şu çeyizleri serelim. Sabriye teyzeler sabırsızlanıyor. Yılan! Ne yaptın, ne söyledin de getirdin Yağız'ı buraya? Ne diyorsun be? Kimseyi bir yere falan getirmedim ben. Yaşar mı ki yoksa? Alo? Melek, sen nedeninin farkında mısın? Beni buraya kimse çağırmadı. Saçmalamayı kes. Oğlum, bir sakin ol. Melek, sen de abartma. Ne konuşacaksak dışarıda konuşalım. Neticesinde aile içi bir mesele bu. Bankaymış. Neredesin be Yaşar? Neredesin? Bir bunlar eksikti. Allah'ım, ne olur korktuğum şey olmasın. Ne olur korktuğum şey olmasın. Eyvah. Eyvah. Allah'ım. Allah'ım, ne olur korktuğum şey olmasın ya Rabbim. Nerede bu? Nerede bu?
Yok. Yaşar silahı almış. Allah'ım. Allah'ım katil olacak. Ay katil olacak. Gördün mü Nermin teyze? Yine haklı çıktım. Yine ilk fırsatta Eylül'ün yanına koşmuş. Yalan söyledi bana. Yalan söyledi. Melek, Allah aşkına bir sakin ol. Oğlum, sen de bir şey demeyeceksin mi? Niye geldin buraya? Ne işin var burada? Ne mesele ettiniz ya? Ben sadece buraya Eylül'le konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın ya? Ne konuşacaksın? Benim duygularımla nasıl oynadığını mı? Beni nasıl mahvettiğini mi? Bence evleneceğinizi söylemeye gelmiştir. Bacağım! Vurdun beni. Ambulans çağır. Çok kötüyüm, ambulans çağır. Çekeceğin acıların yanında bu ne ki? Yaşar baba. Acı bana, Allah'ını seversen acı. Sen en küçük merhameti bile hak etmiyorsun. Bak, düşündüğün gibi değil. Eylül benim nikahlı karım ya. Sen çok yanlış anlamışsın Yaşar baba. Neyi yanlış anlamışım lan? Zorla kızıma sahip olmuşsun. Rezil herif. Kızım önce doktora gitmiş. Sonra avukata. Her şeyi duydum. Her şeyi öğrendim. Zorla sahip olmuşsun ona, rezil herif. Gözümün içine baka baka yalan söyledin. Senin yüzünden kızımı yanına dönmesi için zorladım. Bağırdım. Kızdım. Kızım acılar içindeyken bilmeden üzerine yürüdü. Her şey o pislik yüzünden oldu. Her şey o pislik yüzünden oldu. Zamanında onu bizden uzak tutabilseydin belki bunları yaşamıyorduk şimdi. Hem karı koca arasına siz niye giriyorsunuz be? Ulan Deniz! Ulan şerefsiz! Bacağım yapma baba! Ulan şerefsiz! Zorla kızıma sahip oldun! O pis ellerini ona sürdün! Ama artık bedelini ödeyeceksin! Şehadet götür lan! Artık aldığın son nefesler bunlar! Şehadet getir! Yapma Yaşar baba. Yaşar babam yapma baba. Yapma. Kızgül. İthal saten perdelerime patik asmış bu köylüler. Ay anneciğim sakin ol. Yok yok olamam. Ay kız. Döndü senin bu tünür bir meymenetsiz gibi yandı vallahi Leyla. Yok canım, migreni var. Baş ağrıyor ya, surat o yüzden asık. Yoksa Leyla'yı çok sever. Kolundaki altınları hep o takmış. Vay anasını helal olsun. Saadet Hanımcığım, bu sizin için. Leyla ördü kendi elleriyle. Ben öğrettim. Çok güzel ama bu. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Hanım kızımız çok marifetli. Bu da sizin için. Bunu da ben ördüm kendi ellerimle. Sağ ol Döndü, sağ ol. Ay anne. Bu bazenden bozma bir şey mi yoksa ben mi yanlış görüyorum? Kezban. Kızım, hadi bizim çeyizleri deser. Hadi evladım.
Ay Saadet Hanımcığım. Ay bu çok güzel. Ay bunu yapan kadın kör olmuştur herhalde. Ay çok güzeller. Hem de enişte. Ay ben çok babaanne beğendim. Çok güzel. Teşekkür ay, ederim. Bayıldım. Güzeller. Sana layık de değil yavrum ama güle güle kul. Ay ben çok beğendim. Anlaşılan Leyla kıymetli. Benimki makine baskısıydı. Bu full işleme. Benim zamanımda yoktu herhalde babaanneciğim. Yoktu kızım. Yoktu. Onun için Firdevs Hanım'a da sana da birer tane ısmarladık. Gelecek. Bu evde haksızlık olmaz. Rahat dur şimdi. Öyle değil mi oğlum? Yarın Melek'le sözleneceksiniz, onu demeye geldin. Değil mi oğlum başka? Ne diyeceksin? Evet. Ben de düşünüyordum. Yaz niye geldi acaba diye. Sonuçta Melek benim eski bir arkadaşım. Madem yarın sözünüz var, haber vermek istemiştir. Öyle değil mi? Tebrik ederim. Umarım çok mutlu olursunuz. Sağ ol. Kesin Yaşar her şeyi öğrendi. O yüzden silahı aldı gitti Koray'ı bulmaya. Lan ben bunu Eylül'e nasıl söylerim? O çocuk yine paramparça olacak. Allah'ım ne yapacağım ben? Darısı başına demek isterdim ama sen zaten evlisin değil mi? İnşallah sen de böyle mutlu mesut yaşamaya devam edersin. İnşallah. Yarın sözümüz var. Müsait olursanız kocanla seni de bekleriz değil mi hayatım? Neyse ne? Ben buraya Yaşar amca için... Boş ver oğlum sen Yaşar amcanı falan. O bizim aile meselemiz. Allah mutlu etsin. Hadi bizim de yapacak işimiz var zaten. Yürü Melek gidelim. Zaten dünya işimiz var hadi. Gidelim Nermin anneciğim. En tatlı telaşlarımız şimdi başlıyor değil mi? Hadi size de kolay gelsin. Madem aile meseleleriniz var, siz de onları konuşursunuz. Herkes hak ettiğini yaşıyor değil mi? Küvüden alsak bir tane küvüden. Yok. Görgüsüz sanacaklar bizi. Ay bu ne be? Baktım ama bir şeye benzetemedim. Aa bilmez misiniz ayol? Dur göstereyim. Kızım kumandayı getiriver bakayım. Kumanda kılıfı bu. Hani tuşlara bastıkça üstündeki yazılar siliniyor ya, o yüzden. Leyla'ya ördürttüm bunu da. Ayol her evde var bundan. Aa, bu aralar çok popüler. Popüler anneciğim. Popüler. Aman neyse dilim dönmüyor canım. Bizim yaşlarımızda artık böyle dil sürçmeleri yavaş yavaş normal değil mi Firdevs Hanımcığım? Tabii. Kimin telefonu çalıyor? Babaannemin galiba. Aç telefonu, babaanne namaz kılıyor, aç. Efendim Fırat. Gül,
Kızım sabahtan beri seni arıyorum. Niye açmıyorsun telefonunu? Ay sorma sorma. Evde keyfimiz çok yerinde de gülmekten fırsat olmadı. Akşam Haluk Bey bize yemeğe gelecek. Hani şu anlaşmayı imzalamak üzere olduğumuz iş adamı var ya. Hah işte o. Hemen hazırlık yapın. Hazırlık mı? Evet. Her şey dört dörtlük olsun. Abim özellikle tembihledi. İşimiz uzun sürmez. Eve erken gelebiliriz. Hazırlıklı olun. Ay tamam tamam hallederiz. Ay, ay Saadet Hanımcığım. Buyurun, buyurun. Vallahi ne güzel oldu bugün böyle. Aceleden hiçbir şey yapamadık malum. Ne bir eğlence, ne bir düğün tabii. Aa, aslında şöyle bir müzik olsa da göbek atsak tam kına olurdu. Hazır kadın kadınayız ha? Yok artık. Bunlar iyice saçmalamaya başladılar. Ay vallahi her şey içimde kaldı. Yani ne bir isteme oldu, ne bir kına. Ay, tabii bizim Mirza oğlumun da işleri çok yoğun ondan. Gerçi yazın her şeyi yapacağız dedi ama insan heves ediyor tabii. Rica ederim. Buyurun. Oynamak istiyorsanız açalım müziği. Dökün kurtları. Kezban! Evladım! Gel. Buyurun. Gel şu müzik sesini aç. Gel yavrum. Geç. Oh! Kız! Aynur gelin gelin. Hadi. Ay anne. Çok kötü bir şey oldu. Kız bundan daha kötü ne olabilir ki ha? Söyle ne oldu? Yapma Yaşar baba. Yapma. Sen katil olamazsın. Çok pişman olacaksın. Senin pişman olacak vaktin bile olmayacak alçak herif. Geberteceğim seni. Aç bana. Allah aşkına aç bana. Son duanı et. Bırak. Bırak beni, çekil. Kaçamazsın, kurtulamazsın. Geberteceğim seni. Kızıma yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Yapma. Ver lan. Ver seni. Sonunda bu da oldu. Katil oldum. Ama artık hiçbir kadına dokunamayacaksın. O pis ellerinle kızıma bir daha dokunamayacaksın artık. Niye böyle gerginsin? Heh. Sence? Sizin burada ne işiniz var? Hem içerideki imal laflar neydi öyle? Ne yapayım oğlum? Ne yapayım ha? Sen eve dönmeyince Melek delirdi. Kesin Eylül'ün yanına gitti. Ona döndü deyip durdu. Sonra deli gibi fırladı çıktı evden. Ben de korktum. Peşinden geldim. Gerçi dediği doğru çıktı. Seni burada bulduk ama... Ben buraya Yaşar amca ile ilgili bir mesele için geldim. Ah. Kızım. Ay dikişlerim açılmasa bari. Sen niye ayaklanıyorsun ki? Senin şu an evde yatman gerekmiyor mu? Ne yapayım? Senin burada eski sevgilinin yanında olduğunu bile bile evde oturamadım. Abartma Melek. Abartma mı? Sen sırf ben canıma kıymayayım, intihar etmeyeyim diye bana evleneceğiz dedin. Senin aklın hala Eylül'de. Thank you.
Saçmalama Melek. Defteri kapandı artık. Benim kararım kesin. Biz seninle evleneceğiz. Hem de en yakın zamanda evleneceğiz. Ah. Gel. Kızım bana. Söyleyelim de şunlara gitsinler hemen. Ay hayır, gitseler bile daha ev toplanacak, yemek yapılacak, sofra kurulacak. Of! Kezban, bir yandan toparla şuraları. Anne, akşama gelecek olan insan çok önemli birisi. Bizimkiler aylardır o adamın peşindeler. Eğer var ya Mirza abim burayı böyle görürse vallahi kıyameti koparır. Babaanneye söyleyelim de hemen usulünce göndersin. Dur sen dur. Hanımlar hiçbir yere gitmeyecekler. Anneciğim anlamadın herhalde. Fırat aradı diyorum. Mirza abim akşama hazırlık yapasın demiş. Karısı gayet güzel hazırlık yaptı baksana. Gelsin gelsin de Mirza Bey kimle evlendiğini, bizi kimlerle muhatap ettiğini kendi gözleriyle görsün. Ben o kadar söyledim, anlamadı beyefendi. Mirza şu hali, şu rezaleti görsün de Leyla'yı kapının önüne koyuyor mu, koymuyor mu? O zaman da konuşuruz. Ailenize rahatsızlık vereceğim ama. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Gelin misafirimiz olun. Konuştum zaten. Geleceğinizden haberleri var. Hatta çok memnun oldular. Gerçekten sizi kıskanıyorum. Her akşam evinize, ailenizin yanına gidiyorsunuz. Evde sizi bekleyen o muhteşem yemekler. İş yorgunluğuna birebir. Çok çalıştık, çok yorulduk. O zaman biraz dinlenme zamanı. Buyurun. Ay dur, ay ben çok yoruldum ay. Uy. Kız döndü. Madem öyle kalkalım artık biz. İyi, siz bilirsiniz ha. Hadi kızlar, müziği kapatın. Efendim, her şey için çok teşekkür ederiz. Kızımız da hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Ben size uğurluyu vereyim. Hadi. Aa, hanımlar. Dünyada bırakmam sizi. Kezban aç müziği. Hadi döndücüm, devam evlenmeye. Hadi. İyiyim. Madem dünürüm bu kadar ısrar ediyor. Hadi hanımlar, oynayalım, kırmayalım. Hadi.
kızlar. Hadi aç şunu. Hadi hadi. Yaşar, niye açmıyorsun? Allah'ım ne olur aklıma gelen şeyi yapmış olmasın, ne olur. Anne. Var mı babamdan bir haber? Kaç saattir haber alamadık. Korkmaya başladım ben. Anne. Babam Koray'la olanları öğrenip onunla kavga etmeye falan gitmemiştir, değil mi? Yok be yavrum, olur mu öyle şey? Baban Koray'ın ettiği rezilliği bilmiyor ki. İşte onun için de kendini hala ona karşı mahcup hissediyor. Yoksa ne kavgası? Ne bileyim, insanın aklına kötü kötü şeyler geliyor işte. Ha sitenin çiçek düzenlemesi yapılacak ya. Bu Koray'ın Seracım'ın bir arkadaşı varmış. Ona gittiler herhalde. İyi bari. Uf, anne. Ya gerginlikten herhalde benim başım çok kötü. Bizim ağrı kesiciler falan sizin odadaydı değil mi? Eylül oraya girme. Ben yeni sildim orayı. Bir sürü çamaşır suyu dökmüşüm. Nefes alınmaz orada kızım şimdi. Hem yok ilaç falan. İyi tamam. Ben çıkıyordum zaten, giderken eczaneden alırım. Nereye? Yaz'la konuşmaya. Aa, olmaz öyle el çıkmak. Hadi Dünürüm, sen de gel. Ay Döndücüm, benim bel fıtığım var. Siz devam edin, hadi. İyi. Buyurun Haluk Bey. Estağfurullah. Siz ev sahibisiniz. Lütfen. Burada ne oluyor ya? Yaz'la mı? Tam her şey düzelecek dedim. Gerçeklerle savaşacak gücü buldum içimde. Bu sefer de Melek'le Yaz'ın evlenmesi meselesi çıktı. Ama biliyorum anne, bu işte bir şey var. Yaz böyle bir şey yapmaz. Yaz Melek'e o gözle bakmaz, biliyorum. Güzel yavrum.
O Melek denen kızla Nermin Hanım'ın söylediklerini duymadın mı? Onlar benim canımı acıtmak için öyle konuştular anne. Görmedin mi Yazı? Ben biliyorum. Onun bir sıkıntısı var. Melek'le evlenmeye kendini mecbur hissettiği bir şey var. Biliyorum. Konuşmam lazım. Tamam yavrum. İnşallah öyledir be güzel kızım. Senin yüzün gülsün. Ben artık başka hiçbir şey istemiyorum. Öyle ya da böyle. Benim artık Yaz'a gerçekleri anlatmamın zamanı geldi. Tamam. Hakkımızda hayırlısı anne. Ben çıkıyorum. Dert bir tane değil ki. Neredesin Yaşar, neredesin? Gül, bu ne rezalet? Ben sana erken geleceğiz demedim mi? Aa, müzik niye kapandı ayol? Aa, damadım gelmiş. Hoş geldin damat. Hoş bulduk, hoş bulduk. Mirza, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Yatırım ortağımız Haluk Baran. Bugün Amerika'dan geldi. Mirza eniştem çok kızdı galiba. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Buyurun Haluk Bey. Çalışma odama çıkalım. Ben sana misafir gelecek dedim o kadar. Hani hazırlık? Hani yemek? Asıl önemlisi bu rezalet de ne? Kim bu kadınlar? Evin beyleri gelmiş madem biz de kalkalım artık. Babası korkunç ejderhayı öldürünce küçük prenses de ülkesinde mutlu mesut yaşamaya devam etmiş. Küçük ana, uyumamışsın sen hala. Babacığım, bu masaldaki gibi korkunç ejderhalar var mı hala? Ejderha yok ama insanlara zarar vermek isteyen kötü kalpli insanlar var. Ya olmasın. Korkma bir tanem. Ben hep yanında olacağım. Masaldaki ejderha gelse, beni alıp götürse, beni bulur musun? Bulurum. Nerede olursan ol, bulurum. Seni kimselerin üzmesine izin vermem. Masaldaki gibi beni korursun değil mi? Beni kötü kalpli ejderhalardan kurtarırsın değil mi baba? Kurtarırım. Ne pahasına olursa olsun kurtarırım. Sen hiç merak etme güzel kızım. Babacığının senin için yapmayacağı şey yok. Anlaşma metni gelmiş. Buyurun bakın. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
Hadi sen git de içeri kocanla ilgilen. Ha, doğru söylüyor kızım. Hadi sen içeri geç. Hadi yavrum. Kapıyı da kapatıver. Ev üşümesin. Hadi hanımlar. Madem geleceklerinden haberiniz vardı, madem aradılar, niye söylemediniz? Ne demek oluyor bu? Yani Saadet anneciğim, söylemeye fırsat olmadı ki. Aramalarıyla gelmeleri bir oldu. Yani fırsat bulamadık söylemeye. Hem siz bize kızacağınıza, Leyla'ya kızsanız çok daha iyi olur. Maşallah, anasıyla birlikte bütün mahalleyi eve dolduran o. Mirza Bey, ben kafamı toparlayamıyorum. Biz bu işi sonra konuşalım mı? Beni lütfen otelime bırakın. Otel mi? Ama birlikte yemek yiyecektik. Anlaşılan pek uygun değilsiniz. Başka sefere artık. Hoşça kalın. Hiçbir yerde yok adam. Allah'ım, kesin kötü bir şey oldu. Yok, bu da açmıyor. Koray da açmıyor. Yaşar, ne yaptın sen? Ne yaptın kurban olduğum, ne yaptın? Lafı uzatma lafı. Mirza'nın misafirle geleceğini, hazırlık gerektiğini biliyordun. Sizin maksadınız ne? Niye söylemedin? İyi günler. İyi günler. Murat, Murat, ne oluyor ya? Adam anlaşmayı imzalamadı. Oteline gidecekmiş. Ben bırakayım, belki ikna ederim. Abim çok sinirlendi. Of. Hadi tamam, git git. İnşallah Fırat halledebilir. Leyla! Leyla gelir! Allah'ım bana yardım et. Leyla! We'll be right back.